Küçükkuyu ilçesi Adatepe köyünde tarih ve doğanın buluştuğu bu cennette Hüseyin Meral, Galatasaray Lisesi, Paris Güzel Sanatlar, 25 sene Paris yaşamı, Afrika Sahra Çölü ve Uzak Doğu dahil olmak üzere 38 ülkedeki yaşam birikimini ürünlerine yansıtmış, Zeytin Sütü adının Türk literatürüne geçmesini sağlamıştır. Zeytinyağı ve Sanat Evi'ne sizleri bekliyor. Hüseyin Meral anlatımında, zeytinyağımız Edremit Körfezi Kaz Dağı eteklerinde 300 ila 400 metre yükseklikte yaşayan, fotosentezini yayla havasında gerçekleştiren zeytin ağaçlarından elde edilmektedir, diyor. Tek tek elle toplanan yemeklik zeytinler, aynı gün eski usul taş değirmende ezilir. Zeytinyağı kara suyundan ve posasından arındırılırken kesinlikle santrifüj kullanılmaz. Kaydırma ve desantasyon denilen durultma, arıtma usulü ile temizlenir. Avrupa gıda tüzüğüne uygun krom, nikel, çelik kapalı kazanlarda ışıksız ve klimalı ortamda saklanır. Eski usul taş değirmeninde zeytin yaratıyoruz. Dedelerimizden kalma yöntemde. Mesela dışarıda gördüğünüz, şu an gösterebilir misiniz bilmiyorum, iki tane taş, silindir şeklinde taş var. Onlardan zeytinler ezilip hamur haline gelir. Hamur haline gelen zeytinler özel torbaları vardır, özel torbalarına konur. Her bir torba yaklaşık bir minder kalınlığında, düşünün şöyle. 70-80 adet torba üst üste yığılır prese gitmek üzere. O arada beklerken birbirinin ağırlığından ilk önce bir yağ sızmaya başlar. Ona zeytin sütü diyoruz. Piyasada ilk yağ ya da çiğ yağ denir. Pres uygulanmadığı için yaklaşık 20 kilo zeytinden 1 kilo elde edilebilen bir zeytinyağıdır. Hiçbir ısı, işlem, pres görmediği için vitamin değerleri ve antioksidanları çok yüksek olan bir zeytinyağıdır. Mesela dünyanın en önemli antibiyotiği olan eloropein denen bir madde içerir. En önemli antikanserojen olan skolen denen bir madde içerir. Vitamin değerleri çok yüksek olduğu için çocuklarda kemik gelişimi, yaşlarda kemik erimesi, hücre yenileme, karaciğerin toksin atımı, safra taşı mücadelesi, kolesterolle mücadelede birçok şeyde yardımcı olur. Daha sonra o çuvallar prese gider. Preste baskı yapılır. Oradan da taş değirmen yağımızı elde ederiz. Normal kontrol sistemde 2-3 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde edilir. Bizim sistemimizde, taş değirmen sisteminde 6-7 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde edilir. O yüzden aradaki fiyat farkı bu yüzdendir. Kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Hüseyin Meral zeytinyağları ve tüm ürünleri yenildiğinde, içildiğinde çocuklarda kemik gelişimine, yaşlılarda kemik erimesine, damar sertliğine, kolesterolü düşürmeye, hücre yenilemeye, serbest radikallerle mücadeleye, antikanserojen etkisiyle karaciğerin toksin atımına, safra taşı mücadelesine, beynin yaşlanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Şimdi yağı yapmak kadar saklamak çok önemlidir. Paslanmaz çelik tarıklarımızla karanlık bir ortamda, serin ortamda, siz gördüğünüz az önce sürekli klima çalışır 24 saat. Üzerlerine azot gazı basarız, tarkların üzerine. Hava ile temasını kesmek için. Çünkü yağın düşmanı hava, ısı ve ışıktır. Üçünden birinde temas ettiğinde, bakın şu gördüğünüz, onlar da zeytinyağıdır. Bembeyaz su gibi olur, bozulur. Bu da insan vücudunu zararlı bir hale gelir, hasta eder. Yani özellikle ben müşterilerimize tembih ediyorum. Yağımızı alın, buzdolabına saklayın diye tembih ediyorum. Evinizde böyle bir ortam yoksa, serin bir ortam yoksa buzdolabına saklamanı tavsiye ediyorum. Kışında petek yakarız, yağın donmaması için.